herkese merhabalar. Bizler bugün Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'ndayız. 8 Mart Dünya Kitap Günü'nü kutluyorlar Hazırlık Okulu öğrencileri ve öğretmenleri. Şu an bahçedeyiz. Şansımız da havada çok güzel. Öğrenci arkadaşlarımız çaylarını, kahvelerini, Nescafe'lerini alıyorlar. Okudukları kitaplarıyla birlikte bu güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Evet, çok güzel bir ortam var. Her şey düşünülmüş. Bizler de şimdi öğrenci arkadaşlarımızla konuşalım. Onların duygu ve düşüncelerini alalım hep birlikte. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Serpil. Eczacılık okuyorum. Daha bölüme geçemedim. Hazırlıktayım. Nereden geldin Serpil? Kıbrıs'ta yaşıyorum ailemle birlikte. Kıbrıs'ta yaşıyorsun. Peki İngilizcen ne düzeydeydi hazırlık okuluna başlamadan önce? Şimdi nasıl oldu? İngilizcem berbattı. Yani lisede fazla özen göstermiyordum fen lisesini bitirdiğim için. Ama şu an gayet iyi konuşabiliyorum. Hallettim diyorsun İngilizceyi. Hallettim. Peki kitaplarla aran nasıl? Kitaplarla aram yani 50-50. 50-50. 50-50. Güzel. Peki okuduğunda ne tür kitapları daha çok seviyorsun? Hangileri ilgini çekiyor? İngilizce olarak mı, Türkçe olarak? Hiç fark etmez. Ne tür kitaplar? Böyle bilim kurgu falan, aksiyon. Onları seviyorsun. Peki İngilizce kitabı okumuyordun daha önce. Şimdi hazırlık okuluna başlayınca okumaya başladın. Evet, okumaya başladım. Nasıl gidiyor peki? Zor mu? Yani anlamasam da en azından konuşmam falan gelişiyor bayağı. Telaffuz. Yani böyle incelikli bir kitabı, İngilizce kitabı kaç günde bitirebiliyorsun? Böyle incelikli 2 haftada biter. 2 hafta Çünkü anlamadığım kelimeleri falan tekrar çalışıyorum. O zaman İngilizce kitap okumayı da tavsiye ediyorsun bize. Tabii ki tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederim. Önemli değil. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederiz. Seni tanıyabilir miyiz? Zehra adım. Psikoloji bölümüne gideceğim inşallah. Hazırlıktayım şu an. Senin nasıl oldu İngilizcen? Ne düzeydeydi? Şimdi hangi seviyede? İngilizcem arkadaşımki gibi, yani hani sadece sınav için çalışıyorduk. Yani dış dünyada kullanmak için pek şey yoktu. Hani praktis falan. Yani buraya geldikten sonra bir de yabancı sınıftaki arkadaşlarınla konuşunca şey yapıyor yani. Biraz daha ısınıyorsun, konuşabiliyorsun rahat bir şekilde. What's your name? I'm John. John. John, where are you from? Tajikistan. Tajikistan. Yeah. Okay, John, what do you think in today? Today, it's first word books in the day, in this day, and I like this so much in books, and I very like and read books because I was leader in my country in my high school, and to read books, and I also here to like read books and everything because my department is every time in reading book. Which is the department? International relation. Ah, okay. Yeah. Okay. So I started this department because I want to concentrate my new law in Tajikistan, and after this university, inshallah, and I will very well study, inshallah, and I make a new law in Tajikistan. So only I study for my countries. Evet, bugün saat 2:30'a kadar burada kitap okuyacaksınız. Evet. Sen de şu an kitap okuyorsun. Kitap evet. Okumayı seviyor musun? Kitap okumayı seviyorum, evet. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi hazırlık okulundasın ve İngilizceyi geliştirdin. Artık İngilizce kitaplarda okumaya başlamışsındır. Evet, şu an İngilizce kitap okuyoruz zaten. Konuları yavaş yavaş anlamaya başladım. Daha çok bilgi sahibi olmaya başladım İngilizce hakkında. Arkadaşlarla, İngilizce arkadaşlarla daha iyi anlaşabiliyoruz bunun sayesinde. Hazırlık okulda bugün Dünya Kitap Günü dolayısıyla kitap okuma etkinliği evet. Düzenledi. Siz de şu an bahçedesiniz. Temiz havada, bol oksijen havada kitap okuyorsunuz. Evet, gayet iyi. Zaten seviyorum kitap okumayı. Bugün de benim için güzel oldu o yüzden. Ne tür romanları daha çok seviyorsun? Ne tür kitapları seviyorsun? Ben genelde makale tarzı kitaplar okuyorum. Polisiye falan da seviyorum. Ama dediğim gibi genelde makale tarzı kitaplar okuyorum. Thank you.
kitabı okuyordun. Birazcık böldük seni, kusura bakma. Sıkıntı değil ya, zaten bitmek üzereydi. Bitmek üzereydi, çok güzel. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Emincan Güvenç. İşte hazırlık okulunda okuyorum. Eskişehirliyim. Psikoloji bölümünü tercih ettim okulunuzda. Ayrıca Amerikan futbol takımındayım. Aa, çok güzel. Peki kitaplarla aran nasıl? Ya güzeldir yani. Her kitap güzel kitap, özel kitap. Hani her kitaptan öğrenmen gereken şeyler var ya. Kesinlikle, çok güzel bir şey söyledin. Peki İngilizce kitap okumaya ne zaman başladın? Bu dönemin başında başladım, yalan söylemeyeyim. Yani okumaya çalışıyorum en azından. Çünkü İngilizcen gitgide ilerlemeye başlayınca artık İngilizce kitapları da okumaya başladım. Evet, İngilizcen ilerledikten sonra okuyorsun zaten. Peki böyle bir incelikli kitabı kaç günde bitirebiliyorsun? Yani çok zor değilse, mesela bunların levelleri var. Çok zor bir levelde değilse 3-4 gün, yani 3-4 günde fazla, 2 günde falan bitiyor. Çok güzel. Hi. How are you? I'm fine, how are you? I'm fine, what's your name? My name is Mehmet. Where are you from? I'm from Shat. What do you feeling in today? Oh yeah, I feel so happy for this and here, and then I can meet the conversation for American guys, and I talk my friends something taking for the for taking about 8 months, and we meet and then we enjoy it for when you come there like that. Okay, thank you so much. Thank you so much. What's your name? My name is Hamid Muhammad. Where are you from? I'm from Sudan. Sudan. Okay, what do you feeling in today? Very comfortable. I'm excited to meet new friends, spending times with American people, come from America, helping us. I'm enjoyable. It's very good. Done great time. That is. Do you like read books? Yeah, I like read books. Maybe every day I read books. I make for myself time to read new stories, to be historic stories. You know, I love to read old stories. You know. Okay, thank you so much. You're welcome. Nice day. Nice to you. Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu'nun bahçesindeydik bugün. Hava da çok güzel şansımıza. Münis Hocam, ben mikrofonu size vereyim, daha fazla uzatmayayım. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, öncelikle sizin de Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Sağ olun hocam. Bugün siz burada Dünya Kitap Günü etkinliği yaptınız. Bize bundan biraz bahsedersiniz. Evet, seninle her sene beraberiz zaten. Evet. Bu sene de dördüncüsünü yaptık Dünya Kitap Günü'nün. Aslında Dünya Kitap Günü dünyada Mart'ın ilk perşembesi kutlanır. Ama bizim akademik yıl geç başladığı için ancak bugüne organize olabildik. İnşallah ileriki yıllarda biz de gününü kutlayacağız. Amaç kitap okumayı sevdirmek, cesaretlendirmek gençleri kitap okumaları için. Ve benim her zaman amacım bu yoğun okul temposunun içinde öğrencilere bir es verebilmek, bir nefes alsınlar. Hani okula gelmenin bir tek sınıfa girmek olmadığını ve bir şeyleri öğrenmek için de bir tek derse girmek olmadığını anlatmaktır her zaman benim derdim. O yüzden de onlara böyle güzel bir ortam yaratmaya çalıştım. Bahçemizi süsledim. Hocam harika olmuş. Evet. Gerçekten elinize sağlık. Evet. Çünkü biliyorsunuz renkler güzeldir, enerjisi vardır, öğrenciyi çeker, heyecanlandırır. İşte her ders saati bir belirli sınıfa geliyorlar. Müzik eşliğinde, ister hamağa uzanır, isterse sınıfça oturup birlikte ya da yere oturup nasıl arzu ederlerse nasıl kitap ediyorlar. Aynen öyle. Her ortam var yani. Aynen öyle. Amaç zaten onu göstermek. Kitap okumak masa başında okumak değildir. Yani her türlü kitap okuyabilirsiniz. Çimlere uzanıp okuyabilirsiniz, hamakta yatıp okuyabilirsiniz. Yeter ki okuyalım. Aynen. Ve onu fark etsinler yani. Kendilerinin güzel bir ortam yarattıktan sonra her şeyi yapabilirler yani. Önce ortamlarını, kendilerini iyi hissedecek bir ortam yaratmaları lazım. Ben de bunu göstermeye çalışıyorum aslında. Yani güzel ortam yaratarak da kendilerini motive edip gerek kitap okuyabilirler, gerek ödevlerini yapabilirler.
birkaç kişiye ilham verebilmişsem ne mutlu bana. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi yine buradaydık Dayı TV ekibi olarak. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Her yine inşallah buraya geleceğiz. Tabii hocam. Tabii ki. Şimdi ilkbahar dönemine girdik. Etkinliklerimiz daha da çoğalacaktır. Daha sık sık görüşeceğiz. Tabii o zaman. Tabii ki. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Kampüs'te Gündem programının bu hafta konusu Dünya Kitap Günü'ydü. Dünya Kitap Günü'nü ele aldık. Hazırlık Okulu'nun bahçesinde toplandık. Burada öğrenci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz harika bir organizasyon gerçekleştirdiler. Ellerinde çeşit çeşit kitaplarla, ister Türkçe olsun, ister İngilizce olsun, yeter ki kitap okumayı sevelim, sevdirelim amacıyla ve ne şekilde olursa olsun yeter ki okuyalım sloganıyla burada çok güzel bir etkinlik yaptılar. Münis hocamız da dediği gibi ister hamakta, ister yerde, minderde, ister sandalyede oturup yeter ki kitap okuyalım. Evet, haftaya yepyeni konuklarla, yepyeni bir konuyla tekrar görüşmek üzere diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.